Efendim merhaba. Evet, yeni bir günde yine detay programında karşınızdayız ve bugün gündem tabii yoğun çünkü Türkiye Dışişleri Bakanı, yeni Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu adada ve bir takım temaslar yapıldı. Az önce Diyalog TV'den canlı olarak izledik. Yapılan Cumhurbaşkanı Akıncı ile yapılan görüşme ve çalışma yemeği sonrasında basın toplantısında verilen mesajları dinledik. Tabii hem Kıbrıs sorunuyla ilgili verilen mesajlar vardı hem de özellikle Türkiye-Rusya arasındaki gerginlik üzerine sorulan soruları yanıtladı Sayın yeni Dışişleri Bakanı ve bir bilgi daha paylaştı. 1 Aralık tarihinde de Sayın Başbakan, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu buraya gelecek. Tabii Dışişleri Bakanlığı ziyaretinde genelde Kıbrıs sorunu üzerine açıklamalar olur ki öyle oldu. Ama Sayın Başbakan geldiğinde çok farklı gündemler de olacak mutlaka Kıbrıs sorununun yanı sıra. Neden? Çünkü ülkemizde bugün de bizim konuşacağımız ana konulardan biridir. Türkiye'den adaya taşınan su ve buranın yönetme talebiyle Türkiye'nin yönetim şekli arasındaki farklılık ve bunun yarattığı bir takım sıkıntılar şu anda ortada olan. Bunları herhalde o güne kadar zaten aşamazsak günü geldiğinde Sayın Davutoğlu'yla da bu konular konuşulacaktır diye düşünüyorum tabii ama şimdi biz hem Belediyeler Birliği Başkanı hem oluşturulan bu konuda suyla ilgili belediyelerin ortak olarak oluşturduğu BESKİ'nin başkanı Sayın Ahmet Benli ile birlikte bu konuları hem de bunun yanında ülkedeki tabii belediyelerle ilgili de bir takım hareketlilikler var, yeni yasa var. Katkı payıyla ilgili olarak bununla ilgili düşüncelerini paylaşmış olacağız bugünkü programımız içerisinde. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Sayın Aytu. Hoş vakitler sana da izleyicilerimize. Evet, teşekkür ederiz ve çok vakit yok, konuşacak konu çok. Önce sudan başlamak isterim. Sonra da belediyelerin hatta sayısı, yasası vesaire tartışmalar çok çünkü bu aralarda. Yürüyüşler var, eylemler var yine. Hiç istemediğimiz olaylar ama bunlar gerçekleşiyor, karşımıza çıkıyor. Şimdi ama önce sudan başlayalım. Tabii ki yani BESKİ'nin tavrı ortada, biliyoruz. Yönetime talip bir pozisyonda. Hükümetle bu konuda bir istişare içerisinde olduğunu biliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok bu konuyla ilgili. Türkiye'nin talebini de her ne kadar çok yüksek sesle dillendirilmese de belediyelerin içinde olmayacağı bir pozisyon sanki talep edilir bir pozisyonda. Tabii tedarikçi sizsiniz. İlk günden bugüne bilemiyorum yani elçi değişti bu arada sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi DSE'yi burada. Ne gibi görüşmeler ve günün sonunda ne çıkardınız ortaya ve şu an neresindeyiz bu tartışmanın? Evet. Sevgili Aytu, bu su ve BESKİ konusunu birçok kez tekrarladık ama gündemde bir türlü inmediği için bir defa daha kısaca özetleyelim. Yani detayına girmeyi çok gerek zaten görmüyorum. Zaten detay artık biliniyor da. Çok anlattık. Birincisi, suyun yönetimi ülkemizde halk adına, halk bize görev verir ya git bir şeyleri yapın. Halk adına suyu yönetmek bu ülkede yasalarla ikiye sorumluya verildi. İki sorumluya. Biri merkezi hükümete, bir de yerel yönetimlere. Merkezi hükümete verilen görev, git neredeyse bu suyun kaynağından çıkar, getir bu belediyelerin depolarına teslim et. Belediyelere de dedi ki, belediyeler yasası, al bu suyu, kur dağıtım şebekelerini, suyun sağlıklı olup olmadığını kontrol et, insanların hasta etme, ver bu suyu, topla parasını da öde. İnsanlar da sudan faydalansın. Dolayısıyla belediye başkanları BESKİ çalışmasında normal bir iş yaptılar. Aslında bu olmasa da olurdu. Çünkü halihazırda ülkemiz belediyelerin sorumluluk alanı içerisinde bu işletmeyi yapmaktadır. Yani depolarındaki suyu halka ulaştırmaktadır. Ve suda eksiklikler var mıdır bu yönetim ve işletmede belediyelerin sorumluluğu olan kısmında? Vardır. Ama esas eksiklik suyun dağıtımından kaynaklanan bir eksiklik değil. Suyun kalitesiz olmasından ve yetersiz olmasındandır.
halkımızın sudan istenilen kalitede faydalanamaması. Bir de altyapının tam olmamasına herhalde. Yani o daha da var ama yani şimdi sorduğunuzda halka evinizde su akarken örneğin Lefkoşa'da, Magosa'da ve bu güzergahtan su alan yerlerde güzel yurttan gelen tuzluluğu 7400 ppm olan deniz suyuna yakın su, kalite itibariyle insanların yaşam koşullarını su hizmeti konusunda en çok bozan faktörlerden biridir. Bakın. Diğeri yetersizdir, insanlara kesintisiz su veremiyoruz. Ve evet, diğer kayıplar ve yatırım ihtiyaçlarının da ardıcıl gelen olumsuz etkileri su konusunda kaliteli bir hizmet alamamasını engelliyor halkımızın. Ama en sonunda halkımız bir su hizmeti alıyor ve hizmet kalitesini esas bozan faktör de işletmeden kaynaklı değil. Yani belediyelerin kendi sorumluluğunda olan bir durumdan kaynaklanmıyor. Depolarına verilen suyu dağıtıyor çünkü onlar. Yetersiz ve kalitesiz. Ama hal böyleyken, yani siz belediyelerin depolarına daha çok su verin ve kaliteli su verin. Diğer sebepler her neyse, halkın su hizmetinde kalite artışı çok yükselir. Belediyelerin sorumluluğu alanında olmayan bir faktörledir olumsuzluk daha çok. Değiştirmeseniz de, geliştirmeseniz de mevcut su yönetimini ve işletmesini, belediyelerin sorumluluk olan alanında bu mesele yürütülebilir haldedir. Ancak ne oldu? Türkiye'den gelecek olan suyun tetiklemesiyle bu işi daha iyi nasıl yaparız ortaya çıktı. Tetikledi, iyi de oldu. Tabii ben her zaman söylüyorum, su konusu açıldığında bu ülkede, bu adada, bu kurak ülkede su kaynakları itibariyle, suyun hizmet kalitesini bozan esas sebep itibariyle, su kaynaklarının tükenmiş olmasından kaynaklanıyor bu. Ve giderek çok daha kötü bir noktaya gittiğini, su kaynaklarının durumunun en iyi bilen insanlar burada. Vatandaştan önce gören insanlar. Çok kötüdür su kaynaklarımızın durumu. Dolayısıyla bu fiziki durumda ülkemizde bu suyu kazandıranlara bizim bir teşekkür borcumuz vardır. Ve her çıktığım programda bunu unutursam da vatandaşlarımız beni bağışlasın. Önce bunu da bu arada söylemiş olalım yani samimiyetle. Ve devamında başka iyilikleri de yaptı bize. Tetikledi bizi, daha iyi nasıl yaparız diye. Önerilerde bulunuldu bize. Örneğin denildi ki gidin Türkiye'deki gibi ASKİ, İSKİ, BESKİ, İSSU gibi Türkiye'deki örnekleri görün ve öyle yapın diye önerilerde bulundu bize. Ve biz de o önerileri de dikkate alarak gittik, yerinde inceledik. Ve bugünden daha iyi nasıl yönetir ve işletiriz diye bir sonuca vardık. Bir eleştiri var toplumda. Su geldi yattılar. Değil mi? Eleştiri var. Şimdi sorumlulardan biri bilsek biz de yatmış olacaktık bunu yapmasaydık. Biz yatmadık. Biz su gelmeden daha etkin nasıl yönetilir ve işletilir diye çalıştık. Bu eleştiri daha çok hükümete geliyor. Evet. Dolayısıyla ne yapmışız biz? Normal işimizi yapmışız. Benim söylediğim budur. Çünkü aksi de bize de soracaklar. Oturdunuz. Oturmadık, işimizi yaptık. BESKİ böyle doğdu. Önce. Neden doğdu? Bunun hedefleri var. Niye, işte neyi iyileştirmeye çalışıyor falan diye. Bunları tekrar anlattık. Ama kısaca söylemem gerekiyorsa, birincisi, su halka en ucuza ve en kaliteli gitmelidir hizmet olarak. Bu ticari olmayan belediyeler tarafından yapılır. Tabii hemen akla şu soru gelir. Ama kamu kurumu gibi görünen bu kurum, ki çok daha farklı bir yapıya sahiptir BESKİ. Bugüne kadar görünen kamu kurumlarından, kamu iktisadi teşekküllerinden çok daha farklı bir yapıya sahiptir ama. Çok detay var ve bir kısmını da anlattık. Gerçekten böyle değil. Sadece şunu söylemek istiyorum. Görünmeyen bir sebepten dolayı pahalı olursa BESKİ işletmesi, halk daha pahalı yaşar. 360 personel çalışmaktadır belediyelerde. Toplam. Su ve atık suda. Ve bu sayı bırakılır burada. Yeni bir su işletmesi kurulur ve yeni bir teşkilat oluşturulursa, yani yeni bir 300 kişilik daha kadro yerleştirilirse suyu yönetsin diye. İki sonuç doğurur bu. O kadar ihtiyaç var mı? Yani bizim yaptığımız kurgu daha profesyonel bir kurgudur. 300 dolayında bir yapıya ihtiyaç vardır. Şimdi biz üzerinden çok zaman... Aşağı yukarı yani. Boş verin 360 mı 300 mü? 360'ı ödeyecek. Kim öder nihayetinde? Kıbrıs Türk halkı öder. Şu veya bu ad altında. Bu belediyedeki personeli de ödeyecek. Ya hizmet kalitesinin düşmesiyle
Ya da işte başka hizmete gitmesi gereken parayı kesip buna verecek çünkü. Gelirlerini başka bir kuruma aktaracaksınız. Eğer alternatif bir işletmeye verecekseniz. Personel kalacak orada. Ama belediyeyle bunu ödemek zorunda kalacak. Geliri olmadan ödediği için başka bir kaynağından ödeyecek. Dolayısıyla halk su faturasında görür veya görmez bu kurumun personeli ödeyecek. Bir tane yeni kurulacak ya. 300, onu da ödeyecek. Ama o da size para ödeyecek. Eğer yeni bir özel şirket alacaksa bunu değil mi? Sizden de hizmet satılacak bu şirket. BESKİ modelidir bunu öngören sadece. Onun için BESKİ ucuza verecek diyorum. Bilmem anlatabildim mi? 360 personel ödeniyor hali hazırda. Bunu bırakacaksınız. Tamam anladım. BESKİ şirketi işin içinde olmadığını farz edelim. Evet. Ki, olmasa bile siz sonuçta kendi altyapınızı sunmayacak mısınız bu insanlara? Kendileri mi tekrar kuracak her şeyi? Bu detaya da girmek istemiyorum. Yani bu sonuçta bu size gene ödeyecek bir şekilde. Bu başka bir şirket olsa bile. Hayır. Gelecek Gönyeli Belediyesi'ne ödeyecek. Lefkoşa Belediyesi'ne ödeyecek. Niye ödeyecek? Sizin altyapınızı kullanacak bu insanlar. Bu başka bir şey. Ben personel giderlerinden bahsediyorum. Hayır, tamam işte bir para alacaksınız onundan da ödersiniz personeli diye soruyorum. Bir defa bizim altyapımıza biri para verecek diye masaya konmuş bir şey yoktur önce onu söyleyeyim. Siz gördünüz mü herhangi bir evrak, herhangi bir görüş bu konuda? Yoktur. Sizde değil mi onun şeyi? İdaresi. Ben gelip talep edersem sizden ver o şeyi borulardan akıtacağım suyu sizin idarenizde değil mi? O noktaya da geleceğim zaten. Yani bu boruların yarattığı fiziki durum vardır. Ama benim bu detayı anlatmaktan da vazgeçtim. Özetle şudur. Tamam. Diğer alternatiflerde halk suyu daha pahalıya açar. Ticari maksatlar ve diğer sebeplerden dolayı. Biz halkın hedeflerimizi anlatıyorum. BESKİ neden kuruldu? Bir normal işimizi yaptık. Yapmasak hesap soracaktınız bize vatandaş olarak. İkincisi toparlayalım dediğimiz nelerdir? Daha uygun fiyata ve daha etkin hizmetle alsın. İkincisi evet bu belediyelerin sürer halini hani zordadır bu belediye batıktır diye tekrarlıyoruz ya. O zaman tamir edeceksiniz diye bir görev çıkar. Ama alternatif bir yönetimde bu 360 personeli sırtlarına bırakıp giderseniz bu belediyelerin kaynağını alır giderine bırakırsanız belediyeleri bilhassa batırırsınız. Bu batırdığınız belediyeler düşmanınızın değil ya. Kıbrıs Türk halkının belediyeleri. Hı. Belediyelerin sürer halinin sekteye uğradılmaması içindir. Hedefleri BESKİ'nin. Ayrıca bu alanda dönen giderek yıllık 200 milyonlara çıkacağı görünen mali projeksiyonlarında bu kaynağın bu ülke dışındaki işletmeciler tarafından işletilmesi halinde sürekli yurt dışına ciddi miktarda para çıkışı demektir. Yani siz akaryakıt vesilesiyle yurt dışına para çıkarıyorsunuz her yıl. Ülkeye giren para çıkan para ev cüzdanına benzer. Giren paralardan fazla çıkan para olsa fakirleşmeye başlarsınız. İşsiz genç açık veren merkezi bütçeler demektir. Ve daha ardıcıl hedefleri var. Yani Kıbrıs halkının kendi kendine özgüvenini yükseltmek gerekmektedir. Yerel yönetimler 28 parçalıdır. Aytu kardeşim bunu reformdan bahsetmek değil. 8'e 10'a indirseniz bile parçalıdır. Ama örneğin evsel atıkların merkezi kısımlarının dünyada yerel yönetimlerin yönetildiği bu gerçekte bu parçalı yapıdan dolayı yapısı uygun olmayan merkezi hükümete kaldığında sonuçların ne hale geldiğini görüyoruz. Şu anki dolayısıyla eğer ki bu 28 belediyeyi çalışma alanı içerisinde tek vücuda dönüştüren bu yapıyla bu modelle tecrübe ederek daha sorumluluklarımızı etkin olarak yönetmek gibi bir tecrübe elde etmeyi hedefliyoruz vesaire. BESKİ'nin hedefleri var. Daha iyi olacak diyoruz bundan. Şimdi yönetiyoruz, işletiyoruz. Daha iyi olacak. BESKİ kuruldu. Esası bu. Sonra nedir yani BESKİ'yi kurduk, bugünkü durum nedir diye baktığımızda. Tabii tekrar söyledik ama bir defa daha söyleyelim. BESKİ belediyelerin sorumluluk alanı için kurulmuştur. Benim sorduğum aslında soru somut olarak şu. Buyurun. Size denildi mi ki herhangi bir yetkili tarafından biz bu suyu BESKİ'ye vermeyeceğiz, uluslararası ihaleye çıkacak ve yönetecek bir siz de girin BESKİ olarak. Dendi mi hiç böyle bir şey? Resmi ya da gayri resmi. Şimdi bulunduğumuz bazı toplantılarda hükümetler arası bir anlaşmanın yapılması gerekiyor. Nihayetine erdirilmesi için su yönetim ve işletim modelinin. Hükümetler arası bir anlaşmanın önerildiği ve içerisinde özelleştirmenin önerildiği fikirler vardır. Ama bu görüşme masasının birinci de muhatabı biz değiliz. Merkezi hükümet değil. Biz bir vesileyle orada bulunuyoruz. Sunumda bir paydaş olduğumuz için. Dolayısıyla evet bunlar vardır. Vardır. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Su konusunda işte burada belediyelerimiz tarafından yönetilmelidir ve hükümetimiz tarafından yönetilmelidir iradesi
konusunda büyük bir boşluk vardı başında. Hatta size söylediğiniz hükümet de boş durdu. Bu doğrudur. Bu süreci belediyeler BESK ile sürükledi. Tetikleri de bugünkü alternatif dönüşümde ortaya çıktı. Fakat resmi olarak yani kamuya deklare edilmiş görüş olarak ortada bizim gördüğümüz, bizim de ters düşen de bir şey yoktur. Ayrıca başka bir şey vardı. İrsem Bey'in başbakan olduğu zamanda milletler arası bir anlaşma imzalandı ki esas belirleyici çerçeve odur. Hı hı. Orada da bu önerdiğimiz formülle çelişen bir hukuki zemin yoktu. Çünkü hukuk zeminidir o. O zaten gelişe kadardır ama. Dağıtımıyla ilgili vesaire. Genel çerçeveyi çiziyor. Yoktur. Ve esas belirleyici hukuk zemini odur. Çünkü anayasanda üzerinde hukuk olduğunu söylüyor hukukçuların. Hukukçular millet arası anlaşma olması hasebiyle. Yani benim bildiğim ve geçen defa bu üstlükle de bu masada tekrar ifade ettiğim ve o günlerde daha güncel olan son deklere edilen kamuoyuna Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanı Sayın Veysel Eroğlu'nun Afyon'da sanırım seçim çalışmasında verdiği bir beyanatı vardı. Suyun yönetim şekliyle ilgili. Hı hı. Son kamuoyuna deklere edilen resmi mesaj odur. Çünkü sonra seçim süreçlerine girdiler. Ve orada bu ekranda önce o yayınlanmıştı. Ve ben de yazdım cümle cümle. Birinci cümle şunu dedi. İkinci cümle bunu dedi. Üçüncü cümle detayına girmeyelim. Dedim ki ben bu konuşmanın altına imzamı atarım. Yani deklere eden resmi tutum da budur. Suda nereye varacağız diye düşünürsek önce fiziki yapılar yani örneğin Lefkoşa'ya veya Gönyeli'ye itibariyle suyu ulaştırmak için halihazırda tamamdır. Bunu ben biliyorum. Yani oradan şalter insin, işte analizler tamamlansın falan birkaç gün gerekir. 4 gün, 5 gün sonra biz Gönyeli'de veya Lefkoşa'da suyu insanlarımıza verebiliriz. Çelebi'li kalitede. Bu fiziki yapılar vardır. Dolayısıyla muhtemelen Türkiye'deki hükümetin oluşmasıyla son şekli verilecek bu sürece diye düşünüyorum. Ve bu iş net neticelenecek. Biz de sabırla bekliyoruz. Gündemden bu çıksın artık ve herkes netleşsin. Ama BESKİ ile ilgili duruma baktığımda ne olur BESKİ'nin istikbali diye. Sevgili Aytu, bu içinde bulunduğumuz rejim, ülkenin içinde bulunduğu rejim kapitalist bir sistemdir, değil mi? Sosyalist bir sistem değiliz. Ve kapitalist sistemde anayasanın önde koruduğu haklardan bir tanesi mülkiyet hakkıdır. Ve mülkiyet hakkına baktığınızda bu az önce işte sizin dediğiniz kiralanacak falan dediğiniz o mülkler belediyelerin malıdır. 28 belediyenin meclislerinin her biri tek tek devretmediği sürece bunu mülkiyet el değiştiremez. Bunlar da belediyelerin yönetimindedir. BESKİ'ye kaynaklık eden bu unsurlarındır. İşte ben de ona dayanarak dolayısıyla anayasal bir durum vardır ki BESKİ devre dışı bırakıl aşılması lazımdır anayasal pozisyonun BESKİ'nin devre dışı bırakılabilmesi için. Hayır, örneğin Gönyeli Belediye Meclisi toplanıp atıyorum Aytun şirketine yönetimi kullanılması hakkında onay verir. Şu para karşılığında der, yürürlüğe girer değil. Evet, yani buradan başlayan bir çözümü önerdiniz siz. Yani vermezse anayasal güvence altındadır. Nesini devredebilirsin? Mülkiyetini de devredebilir belediye. Satar yani. Çok doğru olmaz aslında bir özel şirkete sistemine satar. O ayrı bir şey. Yasa değişikliğinden bahsedelim. Bakınız, bu ülkede dayatan dayatılan diye bir şeyin olduğuna pek inanmıyorum suda. Farklı gayeler, farklı maksatlar var onlar. Farklılıklar ortaya çıkarıyor ama. Düşmanlar çatışması olarak lanse edilmesi son derece yanlıştır. Samimi söylüyorum bunu. Farklılaştığımız noktaların olduğunu ben biliyorum. Bıraktım onu. Algı itibariyle yok ki gerçek öyle bir şey vardı. Bu ülkede teslimiyetçilik anlamına gelecek algı itibariyle söylüyorum. Herhangi bir yasa düzenlemesi yapacak olan hükümetin ömrü bir gün olur bu ülkede. Neden? Bakınız. Bunun arkasındaki toplam halkın ve ilgili kurumların siyasi anlamda duruşuna. Az önce size hukuki konjonktürden bahsettim. Şimdi siyasi konjonktürü anlatıyorum. 28 belediyenin, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kıbrıs Türk halkının %94'ünü yöneten belediyelerin meclislerinden tarihinde ilk kez tek tek karar çıktı. BESKİ başka türlü kurulamazdı. İki hariç. %94'ünü yöneten Kıbrıs Türk halkının %6 gibi eksiklik aslında bütünün ne kadar güçlü olduğunu ifade ediyor. 26 tamamdır değil mi? Şu arada her birinde tek tek belediye meclis kararı var. Evet. Esas olan budur. Ve iradeler de ortadadır yani yazılıdır bunlar.
Dolayısıyla tarihinde olmamış bir siyasi birlik var belediyelerin arasında. Meclis kararlarından da çıkan, yok ki belediye başkanının iradelerinden. Çeşitli renklerden, coğrafyalardan, çeşitli gayelerden insanların tarihindeki ilk kez bu noktada birleşmesi var. Bu bir siyasi duruştur. Gidersiniz bakarsınız hükümetin başındaki partinin başkanına, daha durun der sana, yürü. Hükümette de böyle bir irade var. Deklere ediyor ilgili bakan, başbakan geçimdeki toplantıda Türkiye'de de. Su kurumu artı eski diye başlıyor. Su yasası yaptılar. Su kurumu yasası. Siyasi hükümet de böyle. Gezdik, tanıttık eskiyi. Siz de hatırlarsınız. Bütün siyasi partileri gezdik. Başkanlar deklere etti. Kamuya resmi deklere edilen görüşlerden bahsediyorum. Beski çalışmasının kötü bir şey yapıldı diye hiç deklere eden bir partisi oldu mu bu ülkenin? Mümkün değil. Kamuoyuna bakınız. Biz Beski'yi ilk tanıttığımız gün BEDES'ten de basına, aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımız Washington'da veya New York'taydı, yani söylemeyeyim, New York'ta Genel Sekreter'le, BM Genel Sekreter'le bir görüşme yapıyordu. Bu görüşme Kıbrıs Türkler için ne kadar önemlidir? Çok önemlidir değil. Ertuğrul Gül gazeteleri alın bakın. Aytuğ kardeşim. Ana haber Beski'ydi. Bu da sokağın ruh halidir. Ki onu en iyi takip eden gazetecilerdir. Evet. Dolayısıyla ülkedeki siyasal konjonktür. Herhangi bir başka yasa değiştir, başka manevra yap, müsaade etmiyor. Başka bir şey var. Diğer ekonomik sebepler, belediyelerin fiziki durumu vesaire vesaire de engelliyor. Toplam sonuç ne çıkar? Benim değerlendirmemi bilin. Alsalar da kurtulsalar desek de gitmeyecek bir yere boşuna tartışıyorum. Aslında şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Benim en azından konuklardan vesaire bu konuyu konuştuğumda ortaya çıkan durum benim gözüm açısından. Kimse Beski'nin dışarıda olmasını istemiyor ama yatırımcı ve finansal gücü yüksek bir şirketle belki Beski'nin birlikte bir şeyler yapması. Çünkü işte bir takım yatırımlar 650 milyon TL falan denir. Bir takım yatırımlar yapılması gerekir. İşte bu noktada sizin öngördüğünüz 10 yıllık bir şey vardı. Geçiş dönemi ki hani varsa böyle bir şansımız bir ayda, beş ayda, bir yılda yapılabilecek. Böyle bir düzenleme hem Türkiye'yi de belki memnun eder. Sizin de içinde olacağınız, devletin de içinde olduğu bir herkesin mutlu olacağı bir yapı da ortaya çıkabilir herhalde. Bilmiyorum. Tabii ben gene söylüyorum. Bazı farklılıkları ben görüyorum. Ama Türkiye ile biz, siz karşıt göstermeyelim. Doğru değil. Yani gerçek bu değildir çünkü. Farklı noktaların olduğu her konuda var. Tamam, şu farklı nokta bir yatırımcı şirketin burada olmasıdır aslında. Önce bunu. İkincisi, arkadaşlar biz bize önerileni yaptık. Bunu herkes bilsin. Bize su konusunun başında denen Türkiye'deki İSSU, ASKİ gibi bir şirket kurun teklifidir. Ve biz bunu yaptık. Orada gittik, inceledik 16 belediye başkanı arkadaşımızla. Ve orada gördüklerimizin bir daha iyisini yaptık. Detay var bunun içinde şimdi. Ama iddialıyım. Başka bir şey söylüyorum Aytuğ kardeşim ben. Beski işletme projesi aylardır bu ülkede web ortamında vardır. İnternet ortamında. Onun için söylüyorum. Yorum yapma kardeşim. Orada projeksiyonlar, yatırımlar, parasal akış tabloları, efendim her türlü parayla ilgili rakamlar, teşkilat yapıları, hepsi var. Oradan konuşalım. Neden oradan konuşalım? Oradan konuştunuz mu? Veriye dayalı, bilme dayalı konuşursunuz. Orada metreler, hesap makineleri, uzmanlar konuşur. Siyasetçiler, konuşanlar susar. Orada o proje var. Başka var mı Aytuğ kardeşim? Siz basın mensubusunuz. Başka ortada ulaşabileceğiniz veri veren, döküman veren var mıdır? Peki onu niye konuşmuyoruz? Çünkü o çözümleri söylüyor. Dolayısıyla önerilen buydu. Gitti yerinde inceledik. Ve onun mümkün olduğunca daha ilerisini yaptık ve herkesin denetimine açıktır ve tektir. Bu böyledir. Şeye gelince, yani işte bu yatırım kredileri şunlar bunlar sadece dediğim anlamda konuşmadır. Neden öyledir? Bakınız. Sizin yapacağınız yatırım her neyse bunu en sonunda tüketici öder. Yani bu programlar sığmaz bunlar anlatmaya. Bunlar bir hayli detay uzman çalışıyor. Tabii yatırımdır. Bakın faturayı öder en sonunda tüketici. Yatırımcı nereden bulur parayı? Kimse kimseyi kandırmasın. Çağımızda yatırımlar finans kurumlarından sağlanır. Evet. Alan Ahmet de olur, Mehmet de olur. Yani şimdi Beski'ye bir kredi vermez. Bizim krediye ulaşımımızda sıkıntı var. Hayır, yani yoktur. Uluslararası krediler yoktur. Hayır, tam tersini söyle. Öyle bir şey yoktur.
Bir şirketten bahsediyorum size. Eski bir şirkettir. Hı hı. Alabilir. Yoktur. Bize kredi vermek için genç şirketler var. Uluslararası bağlantısı olan şirketler. Ama ben orada değilim. Kim alırsa alsın kredi alacak ve yatacak. Sonunda halk ödeyecek. Bizim neden ucuz olacak su bilirsiniz. Biz kayıplardan öngörüyoruz bu kaynağı yaratmayı. Kayıpların ne olduğunu veriye dayalı biz ortaya çıkardık. Başkasında veri yoktur. O proje onun için yoktur. Geçtim onları. Ama kredinin maliyeti riskiyle ilgili olarak değişir. Bu profesyonel kredi sağlamanın en temel yöntemidir. Hı hı. Bakınız. Devlet batar, şirketler batar, kapatılır. Belediyeler batar, kapatılmaz. Kapatılan bir şirketin sahibi hapis yatar. Alacaklı parayı alamaz. Lefkoşa battı değil. Bütün alacaklılar parasını Erve'ye geç alacak. Ama örneğin A firması batsaydı sahibi hapse gidecekti. Alacaklı firma Poyraz'a bakacaktı. Açacak da acaba. Bir defa siz kreditörler tarafından sadece bu sebeple bile daha az risklisiniz. Sadece şunu söyleyeceğim. O projeksiyonda görürsünüz Beski'nin işletme projesinde. Beski'ye devredildiğinin yarım saat sonra parası var bankada yatan. Günlük akışınız var sizin. Sadece bu teminatlar ve diğerleri en uygun krediyi sizin almanızı sağlar. Aslında burada konuşulacak olan o değildir. Ben size söyleyeyim zayıf tarafını. Özel sektör kadar dinamik üretebilecek misiniz meselesidir. Yoksa kaynak yaratmak konusunda. Onda yönetimle yapacaksınız ancak. Tabii ki. Dolayısıyla kaynak, bakın ben gerçekleri söylüyorum. Ortaya konanlar safsatadır. Kredi konusunda en avantajlı konu Beski'dir. Ve diğerleri. Dolayısıyla ama toplamda şu vardır. Bu Beski'nin de zahiri. Beski projesini açın bakın lütfen. SWOT analiz derler İngilizcesine. Bir profesyonel projenin toplamda avantajları, zayıf noktaları ve riskleri yazılır. Beski'nin içinde yazar benim burası zayıftır der. Buram daha avantajlıdır der. Çünkü bilimsel bir projedir. Ve tamam bunun eksisi artısı vardır. Alternatifini koyun masaya bakalım da bir konuşalım. Yoktur masada. Neden? Batıracaksınız belediyeleri. Halka daha ucuz, daha pahalıya susatacaksınız. En önemlisi her yıl yurt dışına 200 milyona yakın bir paranın çıkmasını sağlayacaksınız. Bu ülkese fakirleşmedir. Ha Beski'nin şurasında iki tane beyaz saçı var da o simsiyah saçtır konuşması detaydır. Alternatifleri bile yoktur daha masada. Beski bir mükemmel rejim değildir. Ama bu konjonktürde en doğru rejimdir. İşletme rejimidir. Falan. Evet peki. Zaten dediğim gibi hani daha konuşulacak bu konu. Göreceğiz. Gelecek, gidecek. Konuşmaya devam edeceğiz ama biz dönelim. İkinci yarıya geçelim hemen. Evet. Şimdi yeni bir yasa çıktı. Belediyelerin katkı payı arttı biraz. Bir nebze. Tabii ama bununla ilgili de sorunları çözer mi noktasında da bazı şeyler var. Düşünceler. Çünkü bir taraftan da çalışanların yatırımları sosyal sigorta ihtiyaç sandığını da talep eder bir pozisyona giriyor şimdi. Tabii siz küskündünüz partinize, kırgındınız biraz. Yok, yasa da geçince tamamdır, barıştınız şimdi. Küskündük, o çalışma onun için tarzı. Ama yeterli mi? Çünkü ciddi anlamda sıkıntıları var belediyelerin. İşte Yeni Erenköy en sıcak örnek olduğu için oradayız. Ama bu yasal değişiklik çözecek mi sorunları? Yoksa bir duyum işte belediye sayısı 13'e düşmesi gerekir. Onun yönünde bir yasal çalışma var. Ve yeni bir takım projeksiyonlar da var mı önümüzde? Sizden alalım bilgiyi. Hı hı. Sevgili Aytu, işte az önce sorunun önünde olduğu gibi bunlar yapamaz. Bunlar batıktır. Ödeyemez. Ne yapalım? Bunu son birkaç programda tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Aslında tüm toplumla ilgili bir gailem var benim. Sabahtan açarsınız televizyon programlarını. Vay da yetişmeydim böyle bir memlekette duayım anlamında konuşmalar var. Değil mi? Sendikalar ya bugün öğretmenler de işte efendime söyleyeyim olanı da bırakmaz. Sendikalar hükümet için hakeza. Bu devletin memuru da gitti. Müteahhit de hırsızdır. Belediyede de batıktır. Bu partilerde hepsi bir rezildir. Siyasete UBP'yi yaramaz, DTP'yi yaramaz, o biri yaramaz bilmem ne. Sevgili Aytu, eğer bu doğruysa aslında tanımladığımız biz kendimizi. Okay. Değil mi? Yüzleşmek lazım. Peki, biz bu doğru tanımladıysak eğer ne yapacak yani?
kapatacağı, kakateceği belediyeleri de ve sendikaları da, gazeteleri de. Daha hayır, evet, onun için hepimize bir sorumluluk düşer. Evvela baştan bu her şey yoktur lafından, her şey yok olsa bile bu ruh haline çıkmak zorunda bu toplum. Değil mi? Bu BESKİ tartışılırken de böyle düşünecek. Belediyeler tartışılırken de, sendikalar da, her taraf için var. Biz buraya eksikleri telaffuz etme kahramanlığı yapmak için gelmedik. Bütün toplum adına söylemek isterim bunu. Gazeteci için de, belediye başkanımız için de, sendika. Biz hepimiz kendi alanımızda bir santim daha ileri gitmekle sorumluyuz. Önce bu moda geçmesi lazımdır bu toplumun. Belki haddini aşan bir laftır ama ben bunu hissediyorum ve paylaşmak ihtiyacı hissediyorum. Ve belediyelerle ilgili olarak da şöyle bir laf var. Batıktırlar. Neden diye sorduğunuzda, önce karşınıza 17 belediyesinde bu ülkenin sosyal sigorta primleri, çalışanın hakkı olan ihtiyaç sandığı primleri, devletin gelirle ve çalışanın gelirlerinden kestiğiniz vergi alacakları, KDV vesaire gibi alacakları, bunları ödeyemiyorlar. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Çözülmez hal alıyor. Ödeyemeyen batan belediyeler oluyor. İşte bunu çözmek zorundadır bu devlet. Bana da der ki belediyeler birliğinin başkanısın. Maaşının yarısını da bu maksat için alacaksın artık. Otursaydım yine de demeyeceksiniz bana. Gittik söyledik, dedi ki buna çare üretmek lazım. Nasıldır? Oturalım çalışalım. Biz çalıştık. Bir, ödeyemeyen belediyeden keserim olmaz. Ödeyebilir hale getirilmesi lazımdır belediyelerin. Önce bu. Ödeyebilen bütçelere sahip olması lazım. Neyse gelirlerini kapatan, neyse giderlerini kontrolsüz yaptıran, onları iyileştirip çözüp ve bunu bir sağlam, özür diliyorum, sağlam gaza bağlamak lazım. Değil mi? Biz bir talepte bulunduk. Sayın Özkan Yorgancıoğlu'nun başbakan olduğu hükümetten, bizim dışımızda da, kendisinin hükümetin de vardı. Örneğin hatırladığım için söylüyorum. Hürrem Bey de istemişti, sanayi, esnaf sanatkar odası da. Dedi ki bize yetki verin, alacaklarımız üzerindeki gecikme zamlarını iyileştirelim ki yılların getirdiği birikmiş borç bariyerini aşabilelim, halkımıza vergi barışını sağlayabilmek için. Bu o günkü hükümet tarafından sağlandı bu imkan. Ülkenin bütün unsurlarında olduğu gibi belediyelere de. Belediyeler de KKTC Meclisi'nin verdiği bu yetkiyi kullandı birçoğu. Özellikle yeni başkan olan belediyelerde değişimin sebebi bunlardır aslında. Bu ödeyememeler, çözememelerdir. Yeni genç arkadaşlarımız geldi ve son derece heyecanlı insanlar geldi. İyi ki de geldiler. Bunlara bir şey anlatmaya çalıştık. Bunu gün belediye başkanıysanız bunlar çözümsüzdür diyedir. Çözmezseniz yeni yüzler göreceksiniz 4 sene sonra. Siz kendiniz için de, halkınız için de realist olacaksınız. Radikal adım atacaksınız. Gerçekçi ölçeceksiniz. Popülizmi terk edeceksiniz. Bunun da birinci yolu gelirleri artıracaksınız, giderleri kısacaksınız. Bütçe özetle budur. Nedir gelirler? Tabiatıyla işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaç 42 yıl oldu kurulalı değil mi? Evet. Genç bir devlet, belediyeleri daha emekler. Halk mevzi denendi. Doğal olarak vergi verme alışkanlığı sürekli gelişmekte ama sıkıntılı gelişmekte. Biraz da kırsala gittiniz mi hısım akraba seçmen, tahsilat dibe vurmaktı. Bunu ayağa kaldıracaksınız. Ama yılların getirdiği birikmiş borç ıstığı var ya, alacak ıstığı var ya belediyelerde. Vatandaşı ikna etseniz bile o ıstok engeldir güncelek için, onu ödeyemiyor. Onu ödenebilir hale getirirseniz vergi barışıklığını sağlarsınız. Bakın, gidin ve inceleyin. Nasıl olacak bu? İşte o yetkiyi aldık. Çünkü bunu bağışlama yetkisi belediye meclislerin değildir. İsterse yetkilendirilirse KKTC meclisi tarafından. Belediye meclisleri bunu isterse kullanır. Ve biz bunu istedik hükümetten. Yaptı belediye başkanımıza. Söyledik birlikte ve yaptılar. Bakın siz gazetecisiniz. Git ve araştırınız. Özellikle bu batık durumda olan ve isim değişikliği olan belediyelerde, özellikle hepsinde. Araştırın. O tarihten sonra yerel gelirlerdeki tahsilat oranı en az iki katının üstüne çıkmıştır. Bakın bu kadar iddia söyleyeyim. Lütfen inceleyin ki bu adam doğru söyler diyebilirsiniz. Yani şu yapıldı önce. Yerel gelirlerde ciddi bir hamle yapıldı. Ve elde ettiğimiz mali tablo, biz bütçe rakamları üzerinden laf değil rakamlarla görüyoruz. Ödeyemiyor daha şeyi. Sosyal sigorta primlerini, ihtiyaç sandığı primlerini, vergi borcu primlerini. Buna rağmen. Ödeyemiyor. Daha güçlendirilmesi lazım. İşte dedi ki hükümete, sen zaten şundan bundan bizi batırın. Onlar ayrı, bu konu ayrı bir konudur. Bir gün
Aytuğ Bey, oturalım da bu belediyeler nasıl battığı realist olarak inceleyelim, örneklerle ve rakamlarla. Göreceksiniz ki gerçekten batıran belediye başkanları olduğu gibi, çok iddialıyım ki çok daha büyük oranda merkezi hükümetlerin bilerek veya bilmeyerek, haklı veya haksız kararlarıyla belediyenin bütçelerine getirdiği yüklerdir esas batıran. Ama siz batırdınız, onlar batırdı. Ayağa kaldırma sorumluluğu aynı zamanda sizindir. Siz de elinizi taşın altına koyun ve biz bir şeyi o zaman kabul edeceğiz. Ödeyebilirliği yaratabilirsek eğer, bu çalışanın en temel hakkı olan sigorta hakkı, efendim ihtiyaç sandığı hakkı ve diğer haklarını yasayla garanti altına alalım. İşte ben partime onu demiştim. Dedim bunu da yapalım. Parti olarak aksi takdirde ben bu sorumluluğu taşıyamam ve bu belediye düze çıkmaz. O partiyle ilişkiler orada askıya alındı. Bu bir yöntemdir tabii. Ve neticede bu birinci hedef oluştu. Şimdi yasal ne oldu, nereye vardığı bir tarif edelim isterseniz. Buyurun. Sorunuz buydu sanırım. Buyurun, evet. Birincisi 51'e 95 sayılı belediyeler yasasıyla ilgili olarak çok geniş kapsamlı bir değişiklik öngörülmektedir. Belediyeler ve hükümetler tarafından gelmiş geçmiş. Ama 2016 mali yılına yetişmek üzere bu devlet katkısının yeni düzenlenmesi ve bu artık çalışanın hakkının yasayla koruma altına alınması, 2016 bütçesine yetişmesi gerektiğinden biz hükümetin dedik ki burasını ayırın ve buna ivedilikle görüşün. Dolayısıyla bir kısmı düzenlenmiştir daha belediyeler yasasının. Aslı geliri oldu. Tabii daha çok kapsamlı bir değişiklik daha var. Ve bu konuda çok büyük mutabakat da var. Ha. Yani hükümetler ve belediyeler arasında ve gelmiş geçmiş hükümetler ve belediyeler arasında var. Detaylar farklılıklar olmakla birlikte. Şunu düzenledi. Devletin gelirlerinin %8,5'u belediyeler yasasıyla belediyelerindir bu parasal kaynak. Nasıl ki yargı sistemine para gider, eğitime, güvenlik sistemlerine vesaire. Bunu %9'da çıkarın dedik. Tabii bu %9'da çıkarın demek sanki çok büyük bir şey istedik demektir. Çünkü başka ülkelerde %36'lara varanlar var. Sorumluluklarıyla birlikte. Tabii. Ve ayrıca kırsalda biz 2008'de belediyeler reformunun birinci ayağını gerçekleştirdiğimizde, yani köyleri belediyelere bağladığımızda, köylerin bağlandığı belediyelerden haklı bir tepki yükseldi. Ama dedi burada hizmetler bahalı, gelirler de düşük. Dolayısıyla beni mali olarak zora soktunuz, bunu destekleyin. Bu haklı bir talepti. Ve o gündeme gelince bağlanmadığı halde kendi kırsal olan ve hizmetin örneğin yani ben 500 metre giderim Gönyeli'de çöp toplayayım. 50 haneden vergi alırım, o 500 metre gider 2 haneden alır. Evet. Dolayısıyla gerçekten haklı oldukları vardı. Ve bu kapsama giren doğal hayır olan belediyelerimiz vardı. O tarihte bir talep ortaya kondu hükümete. Bu reformu yaptın, bunu sübvansiye etmen lazım. Dolayısıyla kırsala yönelik de bir ek katkı. Ve işte belediyelerin yasasının ilgili maddesindeki devlet katkısının %9'dan 8,5'dan 9'a çıkarılması ve kırsala yönelik yerel yerlerin %0,25'inin o yöredeki halka mahsus olmak üzere ek bir kaynak sağlanması. Evet. Bu düzenlendi. Ne oldu uzun lafın kısası? Alın belediye bütçelerini, bir iki belediye hariç bu yaratılan mali tabloyla sosyal sigortanın primlerinin, ihtiyaç sandığının, devlet olan vergi borçlarının güncel kısmını ödeyebilecek bir mali yapıya eriştirildi belediyeler. Bunu bütçe rakamlarıyla biz görüyoruz çalıştığımızda. Güncel yani bugünün itibaren ödeyecek. Evet. Ve de, bizim de taahhütümüz buydu. Bu noktaya getirebilirsek o zaman bunun yasa olarak da denetim altına alınması uygundur bize. Biz belediye başkanı olarak bunu onayladık. Şimdi bir durum yakaladık. Eleştiriliyor, devrimdir de istediğiniz adı koyun. Ben sizin ne olduğunu somut olarak söylüyorum. Adından vazgeçtim. Bu ülkede çalışan insan sosyal sigortası 17 belediyemizde yatırılamıyordu. Yatırılamıyor. Birkaç tanesi de yatırır da yatırılamaz pozisyonundaydı. Yani ben de yatıramam numarasındaydı. Toplamda yatırılmıyordu. Bugün bir iki belediyemiz hariç Yeni Erenköy ve Lefkoşa'da bir kısım eksik. Onlar da kendi adımlarıyla çözülebilecek noktaya getirdiler. Ben bu kısmını söylüyorum bütçelere. Ödeyebilir durumdadırlar. Adam hasta olur, hastaneye gidemez. İhtiyatı vardır, ihtiyaç sandığında olağanüstü hallerde imdat akçesi kullanamaz. Emekli olamaz çalışan bu insan. Şimdi orada para var sevgili kardeşim. Belediye başkanı sana para var. Git öde. Ödemezsen yasanın ikinci maddesi diyor ki bu saydığım kalemlerdeki mükellefiyetlerini yerine getirmezsen cari ayı mütakip ilgili bakan maliye bakanı yazar kaynağından keser. Evet. Gitti. Ne oldu? Ödeyemezlerdi, ödeyemezleri tarihinde ilk kez ödeye bir noktaya getirdiler.
Bunun adını ister devrim görsün, ister demez demez. Ama artık bugünden itibaren hiçbir belediyede sosyal sigorta primi işçinin, ihtiyaç sandığı primi, devlet olan vergi borçları ve benzeri borçların ödenememe durumu tarihe havale edilmiştir, olmayacak. Kaldı şimdi yığın geride. Evet. Bu bir hamle midir Kıbrıs Türk Belediyesi'nde? Ne oldu bilirsiniz? Bataktır. E de batak değil adeller. Demek ki olurdu. Kaç yıldır bu belediyeler kurulalı? Gelmiş ki bir sürü. Yani bir yasa değişikliğiyle olabildiği bir bu iş. Bir tek yasa demek değişikliği değil sevgili kardeşim, onu anlattım. Hayır. Adam artık irade ortaya koyup bunu yapmadır mesela. Adam artık bir şey biliyor. Ben vergi isteyeceğim, seçim kaybedeceğim gaylesi bitti. Zaten vergi istemesem de kaybedeceğim. Onun için gidip elini taşın altına koyan belediye başkanları var başında. Onlar da gidin bütçelerden inceleyin. Lütfen bizim adımıza da söyleyin bunu, halk bilsin. Sonra hükümet de oldu ve ödeyebilir hale getirildi. İlk kez tamamı. Sonra da bu yasal güvence altına alındı. Ve bu sorun tarihe havale edildi. Kaldı birikmiş. Şimdi böyle kaldı birikmiş derken sanki de çok basitmiş gibi söyledim. Ben de onu söylüyordum. Ama şu oldu Aytuğ kardeşim. Bu oluncaya kadar bakardık, çözüm yoktu. Evet. Cevap buydu. Şimdi sorunun büyümesi durdu. Var çözümler ama yani çalışılacak daha. Ben size sayarım yöntemlerini ama somutlaşsın, konuşalım. Durunca sorunun büyümesi, birikmiş sorunun çözümü görüldü. Ama belki de 20 yılda tamamlanacak bu birikmiş sorunun çözümü. Evet, tabii belli bir süre. Ama artık bu belediyeler bataklık sürecinden yüzme sürecine döndü. Ha, en azından bir de artık başkanın inisiyatifinden çıktı bu iş. Yani ben ödemem derdi, ödemez. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi ödemezsen bak, ben sana vermem parayı. Başka bir şey daha var burada. Nereden batıyordu belediyelerimiz? Aşırı borçlanmadan, değil mi? İstihdamdan. İstihdamdan ve tahsilatsızlıktan. Bakın, bu tahsilatsızlığı, biz bunu belediye başkanı olarak kabul ettik bu yasada. Siz, kaynakınız yaratıldı. Çöp de toplanır, maaş da verilir bir belediyemiz hariç. Onu çok konuşuruz. Daha önce sosyal sigortayı yatırmazdın. Hadi onu işçi baskı yaptı, yatırdın, vergi borcunu yatırmazdın, biriktirirdin. Şimdi bir defa çalışmazsan, tahsilatı yapmazsan, asli maaşı eksileceksin. E hadi cesursan yap bakayım belediye başkanı. İkinci ay ödemediğinde sen de beraber giden o başkanlıktan. İkincisi, eksileceksin parayı, çalışmayacaksın. Hizmet veren çöp kamyonunun mazotunu alamayacaksın. Hükümete vereceğin vergiden yatamayacaksın üzerine, hayatın gerçeğiyle yaşayacaksın. Ve o gerçek seni belediye başkanından götüren bir gerçek. Ayağını yorganına göre uzatmayı öğreneceksin. Bu devrim midir? Bence devrimdir. Başka bir şey var. Borçlanmadan batıyordu belediyelerimiz. Bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Bu Lefkoşa Belediyesi'nin haline herkes üzülüyor. Başkanını üzüyor, halkını üzüyor, bizleri üzüyor. Ama bu sarstı bizi. Ve bu olaydan sonra merkezi hükümet bir düzenleme yaptı. Belediyelerin alacağı krediler, borçlar adına dersiniz deyin. Çünkü borçla kredi kavramları da karşılaştırıyor. Kredi çok lazımlı olan bir şeydir. Eğer cari harcamalarda kullanılmayacaksa, yatırımda kullanılacaksa, hele gelir getirici yatırımlarda kullanılacaksa, dünyada bunları finanse eden finans kurumlar var, bizde de olmalıdır. Çünkü bize bir şey aldı mı borç aldı derler. Gönyeli kanalizasyonla ilgili projelerini kredi kullanarak yaptı. Halkın maliyetinin yarı parasına Renault'a Mercedes sattı, topladı parayı ödedi, sorun da bitti. Bu kredi kullanmadır. Ama alır da maaş öderseniz cari harcama, o batmadır. Dolayısıyla bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Ama toplamında sizin artık kredi kullanabilmeniz için borç yönetim komitesinin onayına ihtiyacınız vardır yasal düzenlemelerle. Belediyeler artık keyfi borçlanamıyor. Başka nereden battık Aytuğ kardeşim? İstihdamdan. Evet. İstihdamla ilgili gevşek bir sınırlama personel yasasında getirildiydi. Ama bu yapılan son yasal düzenlemenin üçüncü önemli tanesi de budur. Diyor ki esas olan budur. Yani daha net kriter budur. Dünyada personel sayılarını belirleyen iki temel referans vardır. Birincisi kent insanı sayısı. Kabaca her 100 kent insanına karşılık bir belediye personeli. Belediyeler personel yasasında bu taban kullanıldı. Onu da daha gevşeden başka sebepler var ama detaydır. Tam net tanımlamıyor ve denetlemiyor. Bir de nüfus rakamları üzerinden. Diyor ki personel giderlerin şu oranı geçmemelidir. Ve işte bu yasa yeni bir düzenleme getirdi. Ve realize olmuş bütçeler üzerinden. Çünkü bütçeler de şişirilebilir. Bir önceki yılın gerçekleşmiş, konuşulamayacak, tartışılamayacak rakamları üzerinden. Şehirlerde %50'yi geçemez personel giderleri.
Kırsalda da %55'i geçemez. İlini alacaksın. Al. O personel, belediyenin personeli olmaz. Tazminat esasını ödeyeceksin. Sen gidince de beraber gidecek. Dolayısıyla ne söyledim? Batıran kara delikler kapatıldı. Ve daha rehel bir zemine taşındı belediyeler gelir toplama açısından. Evet, budur devrim. Diğerleri detaydır. Çünkü gemi yüzmeye başladı. Ve işte hayatın her alanında. Suyu yönetirken de, devleti yönetirken de o garadan çıkalım ve umutlu olalım. Ve iddialı olalım ve çözelim dediğim. Ben çok şey yaptığını söylemedim. Hayatın milyonda birine bir ilaç merhem bulduk. Daha çok yapılacak şey var toplum adına. Ama hedef budur ve yürüyünce de oluyor. Belediyelere 1-1-2006'dan sonra kimse bunları bataklık diyemez çünkü o durumdan çıktı. Ve çözüm süreci de başladı. Benim söylediğim. Erenköy nasıl çözecek? Orada Sayın Bakan bir herkesin elini taşın altına koyacağı bir metot evet ortaya koydu ama sendika çok yanaşmıyor o işe. Nasıl çözeceğiz bu işi? Tabii Erenköy'deki durum şu. Çok şöyle söyleyeyim. Göngeli'nin 25 bin dolayında nüfusu var. Onun da 6 binin altında bir nüfusu var. 5 bin küsur. Personel sayılarımız aşağı yukarı aynıdır. Mümkün mü? Üstelik sosyoekonomik durumu, gelir düzeyi daha düşük olan kırsalda yaşayan, çünkü en sonunda kaynak halktır ya. O insanların bu yükü taşıması mümkün mü? İster orada çalışan işçi bana kızsın. İster sendika kızsın. İster halkı kızsın. İster belediye başkanı kızsın. Bu net bir fotoğraftır. O yükü orası taşıyamaz. Bir daha söyleyeyim. Göngeli Belediyesi'nin 5'te 1'ine yakın nüfusu var. Benim kadar personeli var. Bölgenin de sosyoekonomik durumu zayıftır. Taşıyamaz. Taşıyamadı zaten. Dengeleyeceksiniz. Bakınız. Dengeleyeceksiniz. Gelirleri artırıp giderleri kısmazsanız da bu terezi noktalar yan yana gelmez. Detayını boş verelim. Vergi ödemeyen ödeyecek. Kısaca kızın sevgili kardeşlerim bu gerçektir. Hizmete dair, personel gidene dair kısacaksınız. Bugünkü belediye başkan arkadaşım sorumluluğum bu. Yok, dünden bulduğum mirastır. Ya da onun bir hal söylenmeyen borçları var. Dünden kalan mahkemeye havale edilmiş, ne olacağı belli olmayan. Dünden kötü bir, zaten dedim ya değişimin sebepleridir bunlar. Ama orada o kadar korkmuştur ki yıkım. Sadece verdiğim rakamlar yeter diğerlerini söylemeye gerek yok. Yıkımın ne boyutta olduğunu. Dolayısıyla bu günlük tedbirlerle yüzemez sevgili Aytun. Oturacaksın. Çalışanın hakkı yerden göğe kadar haklıdır. Yani çalışırsa da parasını alacak. Yoksa niye alacaksın ama? Kısacaksınız. Kısmen oturur sendikayla konuşursunuz. Sendikada anlayış gösterecek. Çalışan da, belediye de, belediye başkanı da, halk. Şimdi genelde sadece belediyeler için değil, genel olarak şöyle bir yaklaşım var sendika ayağında. Bu işi bu noktaya getirenler eli kolu şey cebi dolu gezer. Şimdi siz gelirsiniz bizden şey isterseniz. Elimizi taşın altına koyun. Doğru. En büyük eleştiri budur. Doğrudur. Yargılayın bu insanları madem bu kadar yanlış yaptılar. Doğrudur. Tek argüman budur. Aytul bu doğrudur. Ama yani bu çözecek. Yani ben de aynısını söylüyorum. Yani bu bir proje yapıldıysa da 50 yıl önce de çıktı şu başında tamam yapılmadı. 50 yıl öncekinden bile su hesap soracağım. Bu memleketin önemli eksiklerinden bir de bu denetimsizliktir. Peki ama. Şimdi dedim ya arabesk. O sorgulanmalı. Eyvallah. Sorguladıklarında bütçe denkleşecek. Olmayacak. Onu bunun önüne gerekçe yaparsanız daha batmaya devam edeceksiniz. O da olması gerekir ama bunda yapmamalı. Elmayla armutu karıştırmayın. O da. Dolayısıyla orada bakacaksınız. Vergi vermeyen insanlar var her yerde olduğu gibi. Ki orada ciddi artışlar var orada. Daha gidin görün. Bak lütfen inceleyiniz. Yeni Örünköy Belediyesi'ni inceleyiniz lütfen bu Batakali ile. Eğer iki katında çıkmaysa tahsilatlar bu arkadaşlarımızın göreve geldiğinden sonra çağırmayın. Ben telefonu her çağırdığında vurun yüzüne. Biz geçen gün oradaydık konuştuk. Dolayısıyla bu artırıldı daha da artırılması lazımdır. Yani insanlar vergi alışkanlığına geçirmelidir. Bakkaldan ekmek parasız alınmaz. Alırsanız veresiye borç birikir. Hizmet karşılıksız olmaz. Kimse kimseyi kandırmaz. Evet. Dolayısıyla bu arttı daha da düzenlenmelidir. Giderler kısılmalıdır. Emekten önce çalışanın hakkından önce kısılması gereken yerler var. Daha hizmet kalitesi çekilecek aşağı. Yoktur bunun başka adı. Ama öyle görünüyor ki bütçe rakamlarına baktığınızda esas giderleri, personel giderleri oluşturduğu için bunun çeşitli formüllerle aşağı çekilmesi kaçınılmazdır. Kriz yöneteceksiniz orada. Bunun çok zorlayan tedbirleri olduğu gibi uzlaşarak daha insan yöntemleri de vardır. Oturursunuz dersiniz sendikaya ne toplarsak odur.
örnek bir yöntemdir. İkincisi dersiniz ki, yani tartışmayalım bunu, bir yöntemleri o, tabii konuşalım. Yani zaten bir model vardı orta yerde ama peki, kabul etmiyoruz, o yüzden peki şey oldu. Ama günün sonunda bir şeylerin yapılması lazım. Kaçınılmazdır. Son iki dakikamız var. Bu belediyeler yasası ki hazırlanır, şimdi belediye sayısını indirmeyi öngörür. Yani bilebildiğim kadar, bilmiyorum öyle mi? Bu bir takım sıkıntıları beraberinde getirecek mi? Böyle de bir hani belediyeler arası bir birliktelik varken o ansızın başka bir şeye kavga çıkmasın arasında da. Ben de beskiden çeker giderim falan diye başımız ağrımasın sonra. Evet. Şimdi Aytu kardeşim, beski nereden doğdu? Parça parça olmuyor. Daha etkili olmak için. 28 parçalı bir belediye yapısı var. Ben belediyeyle birliği başkanıyım. Kimse dokunmasın belediye başkanlarına. Çünkü onların temsilcisiyim demem lazım. Demiyorum. 28 parçalı bu iş gitmez. Bu kadar net. Ama evet, belediyenin sayısının azaltılması bir yöntemi, etkili bir yöntemdir. Bakın biz Avrupa'daki toplantılara katılırız. Ve Yunanistan sürecini orada örnek olarak inceliyorlar. Biz toplantılarda görüyoruz. Yunanistan'da belediye sayısı 5000'den 1300'e indirildi. Şimdi 800 küsura indiriliyor. Avrupa Birliği çalışmasıdır bu arada sürdürülen. Avrupa Birliği diye var. Avrupa Konseyi çalışmasıdır. Dünya örnekle bunu Almanya 1974 yılında yaptı. Türkiye Sayın Tayyip Erdoğan'la başbakan olduğu dönemde yaptı. Ve dünyanın her yerinde yapıldı bunlar. Daha etkin kurumsal yapılar elde etmek. Halkın hizmet kalitesini yükseltmek adına ve daha ucuza mal etmek adına. Burada da yapabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Tek yöntem bu değildir yalnız. Örneğin temel hizmetler gibi su, atık su, daha büyük ölçekli projeler, ülke genelinde yönetilmesi gereken yerel hizmet projelerinin YKL'den yönetilmesi gereken gibi projelerde BESKİ formülü bir yöntemdir. Dedik ya tecrübe edelim bunu. Bu da bir yöntemdir. Veya şimdi mesajdaki bir takım belediyelerimize denenmekle de hizmetlerin birleştirilmesi yöntemdir. Ama vazgeçilmez olan bir şey vardır. 28 parçalı etkin yönetim mümkün değildir. Bu çok nettir. Ama hali hazırdaki belediyeler yasası içerisinde bu ortaya döküman olarak gösterilmiş bir şey değildir. Ama bir herkes biliyor ki en az 10 yıldır da konuşuyor. Yani birinci ayağı dediğimiz köylerin bağlanmasının ikinci ayağı da budur. Ama bu şekillendirilmelidir. Öyle sanırım ki merkezi hükümet yakında bunu toplumla paylaşmaya başlayacak görüşlerim. Evet, peki. Teşekkür edelim. O zaman yine bu tartışmalar olduğu zaman konuşup da biz de bu tartışmaları katkı yapmaya devam edeceğiz diyelim. Katıldığınız için de tekrardan teşekkür edelim Sayın Ahmet Benli. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün Sayın Ahmet Benli ile, ama çok özür dilerim. Bir dakika alayım lütfen, sormazsam Gönyeli Belediye Başkanı olarak bir soru vardı çünkü. Sorayım da öyle bitireyim. Bir cümle ama lütfen. Olmaz. Yok bellidir yani. Evet ya da hayır ya da şu zamanda. Evet. Gönyeli'den Lefkoşa'ya ne zaman otobüs seferi koymayı düşünüyor? Yani daha genişti. Var sonra bizim tek cümle. 28 belediye ilçesinde kentsel ulaşım yapan tek belediyeyim. Vardır. Ama 3'te 2 zarardayız. Ne yapacağım da söz edeyim. Yani yeni belediye binası yolundan Lefkoşa'ya diyor. Vardır ama şunu söyleyeyim. Yani yeni kent tarafları veya bazı bölgeler için Gönyeli taraflarında, bir daha söyleyeyim. 28 belediye içerisinde kitle taşımacılığı yapan tek belediyeyiz biz önce. Verimli değil yapımız, bunu da biliyorum. Zaten verimsizliği nereden ortaya çıkar? Tabii geliştirilebilir kitle taşımacılığı ve geliştirilmelidir. Ama eğer geliştirecekseniz bunu Lefkoşa Gönyeli ölçeğinde, bunu Lefkoşa'sız Gönyeli ayrı ayrı yapamazsınız. Anlamsız olur. Bir tek kalır size minibüs otobüs kitle taşımacılığında. Diğer toplu taşımacılıkları kullanamazsınız. Yani toplu raylı sistemleri falan iki belediye birlikte çözmediği sürece. İkincisi, nerede zafiyet ortaya çıkıyor? Diyor ki falan bölge bize otobüs koy, minibüs koy. Koyuyorum, haftada bir yolcusu var. Anlatabildim. Ve hali hazırda da bu hizmet gelirleri giderlerin üçte birindedir. Nerede sorunumuz? Bir de söyleyeyim. Buraya koyun diyorlar. Servis koyuyoruz. Haftada bir yolcu çıkar. Yani taşımaz. Biz zarara rağmen, bakın, gelirleri giderlerin üçte biri kadardır bu işletmenin. Bu hizmeti kaldırmadık. Buna rağmen taşıyoruz ve vardır, ama işte en sokağa da koyar derseniz haftada bir yolcusu var, oraya nasıl koyayım? Şöyle bir şey olsa daha ucuz olur. O adat vatandaş bize telefon etse dese ki ben gideceğim de taksi çağırayım, siz ödeyin, bize daha ucuza gelir. Fiziki durum budur. Peki. Evet, evet, ben çıkmış oldu. Az kalsın unutuyordum, evet, ama sordum. Ve böylelikle noktaladık programımızı Sayın Ahmet Benli ile hem su konusunu hem de yeni belediyeler yasasını
konuşmuş olduk. Ve tabii yarın yine ülke gündeminde öne çıkan gelişmeleri konuşup tartışmaya devam edeceğiz farklı konuklarımızla. Herkese iyi günler. Yarın tekrar görüşmek üzere.